Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Sağlıklı, sıhhatli, mutlu, huzurlu günlerimiz olsun inşallah. Hep beraber. Bugün sizlere tülbentlerimize yakışacak güzel tığ oyası yelpaze modeli paylaşacağım. Modelim yelpazeyi andırdığı için yelpaze modeli diyorum arkadaşlar. Renklerim dilediğiniz renk tonlarını yapabilirsiniz. Ben 3 renk tonumu kullandım ve yeşil tonumla toplamda 4 renk tonumu kullanmış oldum. Böyle güzel bir modelim var. Kolay da bir model, eskimeyen bir model arkadaşlarım. Yıllarca bu modeli değişik şeylerde kullanabilirsiniz. Hoş güzel bir model. Evet, modele başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenip bana destek olursanız çok mutlu olurum. Ayrıca bana yorum yapan, beğeni yapan, destek olan arkadaşlarıma da ayrıca çok teşekkür ederim. Ve modelimi başlıyorum. Başlamadan önce şöyle çakmağımı, makasımı kenara alıyorum. Modelimi anlatmaya çalışayım hemen kısacına. Modelim iki zincir çekerek de yine tığ oyalarımı, tığ battılarımı hazırladım. Bu ara sularımızı da yine onlar da iki zincir çekerek de tığ battısı yapmış oluyoruz. Aralarında ben model olduğu için tek bir tane değil de böyle iki tane göstermek için ara kısmını dar yaptım, ara mesafesini. Ama siz yani toplamda benim 10 tane var. 3 tanesini zaten bu arada kullanıyoruz eklemede. Arada çok fazla zaman kalmıyor. Daha fazla uzatabilirsiniz bu ara kısmını. İsterseniz böyle de yakın yapabilirsiniz. Bu toplamda 10 tane. Evet, modeli başlayalım isterseniz. Hadi bakalım. Şimdi ben 8 tanesini hazırladım. Çünkü 2 zincir çekip batıyoruz. Hadi bakalım. 1, 2 zincir çekiyorum, batıyorum. Tülbentlerin çok böyle büzme yapmasını istemezseniz 3 zincir de çekebilirsiniz. 1, ben şimdi 2 zincir çekerekten uzunluyorum. İki tanesini hazırladım. İki zincir çekip batıyoruz. Yani şeklimiz bu ayarda. Şimdi buradan 3 tane 1, 2, 3 modelimize başlamış oluyoruz. Şöyle yaprak kısmından ilk önce temelini atalım. Daha sonra da yaprağını hazırlayalım. Şimdi 3 zincir çektim. Bir kere başını doluyorum. Bu tığ battığımızın içine girdim. Buraya önce 1, sonra 2 ve sonra 2 olaraktan şöyle trabzonlarımızı oluşturacağız. Başını bir kere doluyorum. 1, 2 ve 2 de çıkıyorum. 3 de çıkmış oluyorum. Tekrar bir tane daha yapıyorum. 1, 2 ve 2 de çıktım. 4 tane yapmış oldum. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincirimi çektim. Arka yüzünü döndürüyorum. İlk battığım yere, trabzonumuzu yaptığımız ilk yere şöyle bir birleştiriyoruz. Sık iğne olarak. Şöyle kapat. Bir zincir çekiyorum. Ön yüzüne döndürdüm. Hemen şöyle bir halkamız oluştu. Bu halkamızın içine ilk önce bir giriş yapalım. Sık iğne ile kapatalım. Şimdi yaprağımızı hazırlayalım. Şu yaprağımızı da. Hadi bakalım. Şimdi yaprağımız için 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bir kere başını doluyorum. Şöyle 1, 2 ve 2 de çıktım. Şimdi başını bir kere, iki kere doluyorum. 1 ve 2. Buradan alıyorum. 2, 2 ve 2 de çıktım. Tekrar iki kere başını doluyorum. 1, 2, 2 ve 2 de çıktım. Bu sefer 3 kere doluyorum. Şöyle önce ikisini 1, sonra ikisini, sonra ikisini ve ikisini çıkarttım. Tekrar 3 kere başını son kez doluyoruz. Aynı yere batıyorum. Önce 1, sonra 2, 2, 2 ve 2 de çıktım. Bu şekilde bir yaprağımızı oluşturmuş oldum. Şimdi bu son yaprağımızın 4 tane zincir çekiyorum. 2, 3 ve 4. Hemen ara kısımdan girip buraya bir pıpırcık yapmış olduk. Şimdi şöyle katlayayım kurdelimi. Şu ara kısmımıza da sık iğne yapacağız. Şöyle pardon döndüreyim. Bir tanesini battığımızda sayıyorum. 7 tane sık iğne yapmış olacağız. 2 oldu. 3 4 5 6 ve 7. 7 tane yaptıktan sonra dibine giriyorum. Kapatıyoruz. Şu şekilde yaprağımızı şöyle kaydıralım. Hazırlamış olduk. Şimdi buraya da 4 tane zincir çekelim. 5 tane hatta çekelim. 2, 3, 4, 5. 5 tane çekmemizin sebebi de yelpaze olan çiçeğimizin dibini hazırlamamız için. 5 tane çektikten sonra şimdi bu trabzonlarımız vardı. Bu trabzonlarımızın dibine batıyoruz. Yani bu ara boşluğa girmiyoruz. Bunun tepesine batmış oluyoruz. Sık iğne olarak kapatıyoruz. Şu şekilde. Şimdi 3 tane zincir çekip 1, 2, 3 tane zincir çekip. Burada trabzonlarımız vardı. 4 tane yapmıştık.
O 3 tane zincirimizi tam dibine batıyoruz. Ve modelimiz, yaprağımız tamamlanmış oluyor. Şimdi yine tabi 2 tane zincir çekiyoruz. Tabatlarımıza batıyoruz. Nereden? Şuradan git, devam edelim. 2 zincir çekiyoruz, batıyoruz. Yani bu alt zeminimizin modelimizde 2 zincir çekiyoruz, batıyoruz. 2 zincir batıyoruz. Şöyle bırakayım bunu ben. Çünkü o 2 tanelik devam eder arkadaşlar. O kolay. Şimdi renk tonumuza geçelim. Evet. Şimdi tığımı mavi tonunda bir renk tonu aldım. Turkuaz tonuna da andırıyor bu renk tonumu arkadaşlar. Şimdi ipimi biraz yine esnetme yapıyorum. Daha düzgün dursun diye. Şimdi modelimizi alıyorum. Bu yaprağımızın yanında 5 tane, şöyle açarak göstereyim. 5 tane halka yapmıştık. Şimdi ipimizin şöyle başını bir kere doluyorum başlarken. Hemen modelimin içine giriyorum. Böyle tutalım. Şöyle 1, 2 ve 2 de çıkıyoruz. Başlarken bu şekilde yapıyoruz. Buraya 5 tane trabzanımızı oluşturuyoruz. Şöyle katlayayım. 2 oldu. 3 4 bir tane daha yapalım. 5 şu şekilde hazırlamış olduk. Şimdi tepesine 5 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 ve 5. 5 tane çektikten sonra arka yüzünü döndürüyorum ve ilk battığım yere birleştiriyorum trabzanımızın ilk başına. Şimdi burada 7 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 zincir çektikten sonra burada yaprağımız vardı. Yaprağımızın tepesine pıpırcık yapmıştık 4 tane zincir çekerekten. Onun tepesine batıyorum ve çıkıyorum. Şimdi bir zincirimi çekeyim. Şöyle ön yüzüme döndüreyim. Şu şekilde. Bakın yaprağımızın şu ilk başta kısmını yapmış oluyoruz. Şimdi buraya 3 tane zincir çekiyorum. Birini çekmiştim zaten. 2 ve 3. Başını bir kere doluyorum. Buraya 5 tane trabzan oturacağız. Yine 1, 2 ve 2 de çıkaraktan. Başını bir kere doluyorum. 1, 2 ve 2 de çıkıyorum. Zincirle birlikte 3 oldu. Tekrar yine 4. 4 tane yaptıktan sonra 1, 2, 3 tane zincir çekip aşağı iniyorum. Toplamda 5 tane yapmış oluyoruz. Şöyle kaydırayım. Şimdi bu sık iğnemiz arada boşluk kalan yerde 5 tane sık iğne yapıyoruz. 2, 3, 4 ve 5. 5 tane yaptıktan sonra bu halkamızın içine giriyorum. Kapattım. Şöyle kapalım. Tekrar 7 zincir. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Arka yüzünü döndürüyorum. İlk baştaki battığımız yere en sondaki trabzanımızın tepesine batıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekip ön yüzünü döndürüyorum. Ara kısmına girip 4 tane trabzan oluşturuyorum. 3 4 tane. 5.'yi de 3 zincir çekerek aşağı iniyorum. Şu şekilde oluyor. Tekrar bu ara kısma da 5 tane sık iğnem yapıyorum. Şimdi 2 3 4 ve 5. 6. aşağı iniyorum. Tekrar yine yapalım. 2 3 4 5 6 ve 7. Arka yüzüne dönüyorum. En son yaptığımız trabzanımızı yine batış yapıyorum. Birleştiriyorum. 3 zincir. 3 zincir. Başını şöyle arka yüzü döndürüyorum. Başını doluyorum bir kere. Ve burayı 3'te çıkarak trabzanlarımızı oluşturuyorum. Tekrar yine devam ediyorum. 1, 2 ve 2'de çıkıyorum. 3 oldu. 4. 5.'yi aşağı iniyorum. Toplamda 5 tane trabzanımızı oluşturmuş olduk. Tekrar yine şu aşağı kısmımıza da zincirin üzerinde sık iğne yapıyoruz. 2, 3, 4, 5. Tekrar sonuncuyu da dibine batıyoruz. Toplamda 5 tane yapacağız. Şimdi 2 tane daha yapalım. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Arkadan dönüyoruz arka yüzünü. En son yaptığımız yerden batış yapıyoruz ve kapatıyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Ön yüzüne döndürüyorum. Şu şekilde. Başını doluyorum. Bir kere doluyorum. 1, 2 ve 2 de çıkıyorum. 2 oldu. 3,
4 tane. 1, 2, 3 zincir çekip aşağı inip toplamda 5 tane tamamlamış oluyoruz. Yine bu araya kısmımızda 5 tane sık iğnemizi yapıyoruz. 3, 4 ve 5. Bittikten sonra tekrar halkamıza dönüş yapıyoruz. Şimdi sonuncuyu yapıyoruz. Tekrar yine 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Arka yüzünü döndürdüm. En son kısmımıza tekrar yine batış yaptım. Birleştirdim. 2, 3 zincir. Aynı yere 1, 2 çıktım. 3. Bir tane daha yapıyoruz. 4. Şimdi burada en son olan kısmımıza 3 zincir çekip aşağıya batmıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir zincir çekiyorum. Şimdi ipinden biraz bollaştırayım. Şimdi bu 5 tane olduktan sonra burada 3 tane söylemiştim şu ara kısımlarımızda 3 tane zincir şey bırakıyoruz. Mesafe. Ondan sonra devam ediyoruz. Şimdi burada 1, 2, 3. kısmımızdan batıyorum. Şurası 3. kısmımız vardı. 3. kısmında battım. Tığ battığımızdan birleştirdim. Bir zincir çektim. Şimdi buradan 3 tane yapacağım. Bir zincirde 3 zincir çekip şimdi 2, 3 zincir çekip aşağı iniyorum. Çünkü şuradaki de 3 zincir çekip aşağı iniyorduk. Burada da yine aşağı iniyorum. Kapatıyorum. Ve yine buraya da 5 tane sık iğnem yapıyorum. 2, 3, 4, 5. Bittikten sonra tekrar yine 6.yı aynı yere dibine batıyoruz. Kapatıyoruz. Bitmişken bir zincirimi de çekeyim. Şimdi modelim bu şekilde olmuş oldu arkadaşlar. Bakın ben bunun ipliğini keseyim. Hafif büyütü basıp hemen geliyorum arkadaşlar. Evet, bir modelin sonuna daha gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Modelim gerçekten güzel oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere.